Evet efendim, Hayat Güzeldir devam ediyor. Şimdi mutfak kısmındayız. Hemen buradan girmek istedim. Çünkü böreğimiz yetişmezse programın sonuna ulaştıramayız diye düşündük. Ve acaba ne yapıyoruz? Şimdi böreğimizi ben birkaç tane kestim. Burada da göstereyim. Evet. Şerit şerit keseceğiz. Evet. Böyle kestikten sonra şunları şuraya ayırayım. Daha hızlı yapmak adına. Evet. Şunu alayım. Programdan sonra biz yaparız. Peki. Bir kapta suyumuzu, evet, ve yağımızı karıştırıyoruz. Bir su bardağı su, bir çay bardağı, evet, yağ. Yağ karıştıracağız. Evet. Bunu kestiğimiz şeritlere, evet, süreceğiz. Hı. Ben fırçamızı bulamadım ama. Daha sonra da sodamız mı var? Sodalı börek mi yapıyoruz? Evet, sodaya da koyacağız. Evet. İçimize koyacağız. Ben bunu sarayım. Siz devam ederken ben diğer kısmı da hallederim. Tamam. Şimdi nasıl saracağız? Soda ve sütlü olan karışıma ekleyeceğiz. Bunları üçgen üçgen saracağız. Muska şeklinde. Evet. Değil mi? Şimdi böyle yaptıktan sonra sodayla sütü mü karıştıracağız? Evet. Sonra içerisine mi atacağız? Aynen. Onu da sonra galeta ununa uyacağız. Evet. Peki. Merak ediyoruz. O zaman, hı-hı, siz yaparken bize sonrasında, tamam, bir tane daha gösterirsiniz, evet, değil mi? Hı-hı. Peki. Çünkü sohbetimiz bizim gayet güzel. Evet. Diğer taraftan haklarımızı öğrenmemiz lazım. Bazen işçiyiz, bazen işvereniz, değil mi Tuncay Bey? Evet. O nedenle haklarımızı bilirsek daha rahat ilerleriz diye düşünüyorum. Ben telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. Bugün Avukat Tuncay Dolu Beyefendi bizlerle birlikte efendim. 0312 340 ve 2040 numaradan, aynı zamanda WhatsApp numaramız 0552 340 ve 2040 numaradan bizleri arayıp sorularınızı sorabilirsiniz. Sorularımız gelmeye de başladı. Birazdan inşallah onlara da değineceğiz ama işçi ve işveren dedik biraz önce ama bazen işçiyiz, bazen işvereniz. Burada çok ince bir nokta var, değil mi? İslam'da nasıldır acaba işçi işveren hakları? Yani İslam baktığımız zaman işçi hakkında en başında bir kul hakkı olduğunu görmemiz gerekiyor ve herkesin elinden geldiğince emeğini düzgün bir şekilde sarf etmesi gerekiyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet var, diyor: "Dünya lehvu ve laib, dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir." diyor. Ve baki olan alem tabii ki ahiret hayatı. Ancak bir tiyatroda veya oyunda olsa bunların belli bir kuralları var. Bu kurallara hepimizin uyması gerekiyor. Gerek işveren gerek işçi açısından baktığımızda. İşverenin öncelikle iş sağlığı güvenliği, ücretlerin zamanında ödenmesi, iş şartlarını iyileştirmesiyle ilgili bir takım hak ve yükümlülükleri var. Bunlar kanunlarla da düzenleniyor. Evet. İşçi de elinden geldiği kadar hak ettiği veyahut da aldığı ücretin karşılığını işçiye, işverene ödemek zorunda. Şimdi İslam'ın temel prensiplerinden bir tanesi nedir? İki günü birbirine eşit olan bizden değildir diyor. Dolayısıyla daha fazla üretip daha fazla çalışmamız, daha yeni ürünler elde etmemiz gerekiyor. Ve şöyle bir şey var. Batı medeniyetiyle İslam medeniyetini karşılaştırdığımızda ne yapacaksak bir bakıyoruz. Mesela iş hayatında da böyle, diğer hayatlarda da, hatta televizyonculuk yapıyoruz, işte avukatlık yapıyoruz mesela. Kanun düzenleme yapıyoruz. İşte Avrupa'da ne yapılmış? Niye Avrupa'ya bakıyoruz? Adamlar zamanında çalışmışlar ve bir medeniyet üretmişler. Evet. Bizler ne yapmışız? 1800'lü yılların sonunda Ziya Paşa'nın bir şeyi var, beyti var. "Diyar-ı küfrü gezdim, beldeler, kaşaneler gördüm. Dolaştım mülk-i İslam'ı, bütün viraneler gördüm." diyor. Adamlar, evet, zamanında bu yatırımları yapmışlar ve şu anda meyvelerini alıyorlar. Evet. Şu anda İslam ülkelerine baktığımız zaman Libya virane olmuş, Irak virane olmuş, Suriye virane olmuş, Filistin elimizden gidiyor. Bakın, bir gazetecinin Instagram üzerinden yapmış olduğu bir yayına baktım. Emin olun, insan ağlayası geliyor. Filistinler bıkmış, artık gösteri bile yapamayacak durumdalar. 50-100 tane çocuğu çokmuş gibi gösteriyorlar ama Filistin, evet, elden gitmiş durumda. Bunların tamamının kökeni nedir? İşçi, işveren veyahut da çalışma hayatıyla ilgilidir. Dolayısıyla çalışma hayatına ne kadar az önem verirsek, ne kadar fazla yatarsak sonucu bu şekilde görüyoruz.
Mehmet Akif'in bir sözü var. Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanın maskarası diyor. Amerika bu şekilde hoyrat bir şekilde açıklamalar yapıp dünyayı yönetebiliyorsa bunun sebebi bizim çalışmayarak düşmanın maskarası haline gelmemizden kaynaklanıyor. Şimdi iş hayatına baktığımızda ülkemizde 33 milyon civarında iş hayatına katılacak insan sayısı var ve bunların 29 milyon kişisi çalışıyor. 4 milyon da işsizimiz var. 3,5 milyon civarında kamu çalışanlarını çıkardığımızda 26 milyon civarında neyimiz var? Özel sektörde çalışan işçi var. Dolayısıyla iş hayatıyla ilgili yapılan bir düzenleme 26 milyon kişiyi ve ailesini ilgilendirir bir düzeyde. İşveren açısından baktığımızda Peygamber Efendimiz'in çok güzel bir hadisi var. Evet. Bunu geçenlerde bir hadis kitabını okurken orada fark ettim. Peygamber Efendimiz diyor ki, üç kişi var ki kıyamet günü ben onların düşmanı olacağım diyor. Bunlardan bir tanesi diyor, işinde hile yapanlar. İkincisi hür insan ticareti yapanlar. Üçüncüsü de diyor ki, işçi çalıştırıp da hakkını vermeyenler, ücretini gasp edenler diyor. Çok güzel bir evrensel Kur'an var. Biz ILO, insan hakları evrensel beyannamesine şuna buna bakmamız gerekmiyor. Aslında bizim kültürümüzde, tarihimizde bunlar var. Evet. Biz bunları araştırıp çıkarsak, hayatımıza uygulasak zaten hiçbir sorun kalmayacak. Evet Tuncay Bey, şimdi telefon bağlantımız var. İsterseniz hemen onu alalım. Evet efendim, hoş geldiniz. Biraz bekletince galiba gittiniz diye düşünmüştüm ama buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben bu çalışan emeklilerin durumunu sormak istiyorum. Taşeron yasasında bunların durumu ne olacak acaba? Çalışan emekliler derken emekli oldunuz, çalışmaya devam ediyorsunuz. Yanlış anlamadıysam. Doğru mudur? Çalışıyoruz, emekli olduk, çalışıyoruz. Emekli oldunuz, çalışmaya devam ediyorsunuz. Bu durumda haklarınızı mı sormak istediniz bizlere? Taşeron firmasında bizim şeyimiz ne olacak yani? Evet, peki. Var mı sorunuz? Şimdi... Yok, emeklilerle ilgili 3 tür kişi var. Yani 3'e ayırabiliriz. Birincisi prim gün sayısını doldurup yaş bekleyenler. Bunlar taşeron yasasından yararlanacaklar. Emekli olup çalışanlar, bunlar taşeron yasasından yararlanamıyorlar. Bir de emekliyi hak edip de çalışanlar var. Emekli olmamış kişiler var. Bunlar da taşeron yasasından yararlanamayacak. Yani kısaca taşeron yasasından yararlanabilmek için emekliliği hak etmemiş yaş bekleyenler dışındakiler yararlanamayacak. Yani kusura bakmasın, siz de yararlanamıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Evet, peki. Şöyle sorulardan devam etmek istiyorum ben Tuncay Bey. Bir izleyicimiz demiş ki, benim sorum var demiş. Eşimi işten çıkardılar. 2 yılını doldurmuştu. Eşim tazminatını asgari ücret olarak mı alacak diye sorusunu... Kıdem tazminatıyla ilgili herhalde bir soru var. Evet. 1 yılın üzerinde çalışması olanlar kıdem tazminatını hak ediyorlar. Eğer haksız yere çıkarılmış ise bu durumda ihbar tazminatı ve kıdem tazminatı alma hakkı var. Kıdem tazminatına esas nedir? Son almış olduğu brüt ücrettir. Genellikle şöyle bir işverenlerimiz maalesef az önceki hadise aykırı olarak bir şey yapıyorlar. Kişiyi asgari ücretten bodrolandırıyorlar. Ve elden para veriyorlar. Örnek olarak 1404 lirayı bankaya yatırıyorlar. Geri kalan kısmını da elden veriyorlar. Sigorta ve vergi az ödemek için. Ancak gerçek almış olduğu ücret neyse bunu şahitlerle ispat ederek 2 yıllık brüt maaşı kadar kıdem tazminatına hak eder. Alabiliyor. Evet peki. Diğer izleyicimizin sorusu, mahkumlara ceza indirimi var mı? Bununla ilgili bir açıklama yapabilir misiniz lütfen demiş. Mahkumlara ceza indirimiyle ilgili benim bildiğim şey yok. Bunun af yasasıyla çıkması lazım. Af yasası da şu anda gündemde yok. AK Parti hükümetleri döneminde hiçbir zaman af yasası çıkmadı. Mahkumlarla ilgili olarak. Çıkacağını da zannetmiyorum. Evet, diğer izleyicimizin sorusu. Selamlar, ben Ömer. 4C'den 4B'ye geçişlerle ilgili bir sorum olacak. Ben elektrik elektronik mühendisiyim. Bizim geçişler ünvanlarımız ile mi yapılacak? Ben 4C'ye geçerken başka bir tahsil durumundaydım. Şimdi mühendisim. En sonki diplomaya göre mi 4B'ye alınacağız? Bir önceki hizmetlerimizde eklenecek mi diye sormuş izleyicimiz. 4C'ler sözleşmeli personel statüsüne geçecekler. Yani 4B'ye geçecekler. Mevcut kadro ünvanları neyse o şekilde geçecekler. Daha sonra sözleşmelerde değişik yapıp intibak yaptırılabilir. Ama ancak şu andaki geçişler mevcut kadro ünvanları ve maaşlar neyse o şekilde olacak.
Evet, peki. Aleyküm selam izleyicimizin sorusuna. Hayırlı programlar. Benim oğlum 5 yıldır PTT taşeron olarak çalışıyor. PTT AŞ oldu. Acaba taşeron yasasından yararlanabilecek mi? Şimdiden teşekkür ediyorum demiş. PTT ile ilgili bizim sendikaya gelen postacımız da aynı şeyleri sormuştu. Çok mağdurlar arkadaşlarımız. Evet. PTT bir anonim şirket olduğu için anonim şirketlerle ilgili maalesef düzenleme yok gibi gözüküyor. Hı hı. Fakat en son Çalışma Bakanlığı'nın, bakanımızın açıklamasına baktığımızda Maliye Bakanlığı ile bir görüşme yapılıyor. Evet. Bunların kadroya alınmasıyla ilgili. Maliye Bakanlığı ikna edilirse alınacak, ancak şu anki öngörülen düzenlemede maalesef gözükmüyor. Anonim şirket statüsündeki olan kamu teşekkülleri veya iştirakleri şeye dahil değil, taşeron yasasına dahil değil gibi gözüküyor. Evet, peki bir telefon bağlantımız var, isterseniz hemen alalım. Evet efendim, hoş geldiniz. İyi günler. İyi günler, buyurun efendim. Hocam ben bir şirketinde çalışıyorum esnik olarak. Evet, 14 gün önce işten çıkartıldı. Peki bu şimdi kazanma olacak mı? Onun için bir yardım mı? Tekrarlar mısınız? Arada sesiniz gitti, tam anlayamadık. Ben bir diğer şirketinde çalışıyordum. 4 önce işten çıkartıldım. Evet. Biz tekrar düşümüzde belli şirketinden Nisan 1'inde çağırmışlar tekrar. Eğer gelmedik tekrar taşıyamamızda işçi olarak kazanma olacak mıyız? Evet. Var mı sorunuz anlayabildiğimiz kadarıyla? Yok, benim anladığım kadarıyla şu, şöyle izah edeyim. 4 Aralık tarihinden, yani bu taşeronla ilgili açıklama yapılmadan önceki 4 Aralık dahil taşeron firmalarda çalışanlar kadroya alınacak. Ancak bakanımızın açıklamasına göre baktığımızda sizi haksız yere çıkarmışlarsa işe iade davası açar ve kazanırsanız dolayısıyla bu haktan yararlanabilirsiniz. Aksi takdirde yararlanamazsınız. Dolayısıyla bir ay içerisinde işe iade davası açmanızı tavsiye ederim. Evet, peki. İzleyicimize sorumuzu cevaplandırdık. Diğer izleyicilerimizin sorusuna da daha çok önem verdim açıkçası kendi sorularımdansa. Ben bir haftada bir işe gidiyorum. Sigorta yapacaklar. Ayrıca 4 gün oluyor. Ben sağlık dair her şeyden yararlanabilir miyim acaba? İzleyicimizin sorusu. Haftada bir gün? Haftada bir gün gidecek. 4 gün, yani ayda toplam 4 gün gidebiliyor işe. Acaba sigortayı ona göre yapacaklar. Acaba sağlık dair her şeyden yararlanabiliyor muyuz? Sağlıktan yararlanabilmek için son bir yıl içerisinde belli bir sayıda gün, 90 gün gibi bir primini yapması lazım. Aksi takdirde yararlanamıyor. Hı hı. İsteğe bağlı sigorta yaptırıp oradan yararlanabilir. Yani onu yatırması gerekiyor. Hı hı. Yoksa haftada bir gün yatırmakla o sürede olmaz. Anladım. Peki cüz'i bir miktar yatırılıp da sanki sağlıktan yararlanma diye bir şey sanki. Genel sağlık sigortasına yararlanabilir. Genel sağlık sigortası var değil mi? En son onda 45-50 galiba değil ancak mi? Ancak şu anki çalışmasına göre süreyi dolduramaz. Süreyi dolduramıyor. Peki bir telefon bağlantımız var. Sorulara kaptırdım kendim, gidiyordum ama buyurun efendim. Alo, iyi günler. İyi günler. Buyurun. Ben Çorum'dan arıyorum. Hocamıza bir sorum olacaktı taşeronla ilgili. Evet. Biz DHB'de, KPSS'de ve mülakat sınavlarına girdik Diyanet bağında. 657. maddeye göre devlet memuru olarak sınava alındık. Kazandık, görevlerimize başladık. Daha sonra 15 gün sonra bizi İşkur'a kaydırdılar. Maliye Bakanlığı bize bütçe vermediğinden dolayı. Ve 6 ay biz İşkur'a çalıştık. Şu anda görevimiz 3 ay daha uzadı. 9 aya tekabül etti. Bu taşeronun içerisine biz giriyor muyuz, girmiyor muyuz? Biz statümüzü dahi bilmiyoruz yani. Müftülüklere soruyoruz. Müftülükler doğru düzgün bize bir cevap vermiyor hocam. Evet. Bizi bilgilendirirseniz çok seviniriz. Peki. Var mı izlediğiniz? Siz şu anda hangi firmada çalışıyorsunuz? Ben tam olarak anlamadım. Diyanet'te çalışıyor anladığım kadarıyla. Diyanet'tesiniz değil mi? Oradan Diyanet'e bağlı mısınız yoksa bir firma üzerinden mi çalışıyorsunuz? İmamlık görevimizi yapıyoruz. Köylerimizde imamlık görevimizi yapıyoruz ama bizi temizlik işçisi olarak gösteriyorlar. Temizlik firmasına bağlı temizlik işçisi olarak gözüküyorsunuz şu anda. Evet, temizlik işçisi olarak gözüküyoruz. Evet. Temizlik işçisi olarak gözüküyoruz. Peki. Benim anladığım kadarıyla kamu kurumlarında bazen ihtiyaca binaen şu şekilde yapılabiliyor. Temizlik veyahut da bilgi işlem vesaire gibi taşeron firmalarda çalışanlar diğer işlerde çalıştırılabiliyor. İmamlık veyahut da işte sekreterlik vesaire gibi yapılabiliyor.
Bu taşeron olacak kadro verilecek şeylerde arasında Diyanet de var. Eğer Diyanet'in taşeron bir firmasında temizlik işçisi olarak gözüküyorsanız ki benim anladığım o, oradan yararlanabilirsiniz. Sürekli ancak imam olunmuyor. Burada şunu belirtmek istiyorum. Kadrolu işçi pozisyonda çalışabilecek. Evet. İmam olarak çalışamaz. İmamlar memur olarak görev yapıyor. Peki, diğer izleyicimizin sorusundan devam ediyorum. Sigortalı hanımların doğum parası alma şartları nelerdir demiş izleyicimiz. Doğum parası derken kamuda mı çalışıyor, özelde mi çalışıyor? Onları belirtmemiş. Galiba özelde olarak değerlendirdim. Çünkü devletteki durum bellidir zaten. Özelde doğum parası diye bir şey yok. O yüzden sordum. Özelde de var sanki. Şimdi bunların izin hakları var. 8 hafta doğumdan önce, 8 hafta doğumdan sonra çalışabiliyor. Evet. Ve bu çalışmadığı süre içerisinde SGK'dan ödeme yapılıyor. Evet. Bunu kastediyorsa bu ödemeler tabii ki yapılacaktır kendilerine. Primlerini de zaten yatırıyorlar. Bu herhangi bir kayıpları olmuyor. Evet, peki. Diğer izleyicimizin sorusu Ankara'dan İlyas Başyiğit. Ben 3600'den tazminat aldım. Yeni işlerinden ayrılsam yeni tazminat alabilir miyim? Şimdi 8-9-1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı yapılanlarla ilgili bir düzenleme var. 3600 iş gününü dolduran, prim iş gününü dolduranlar İşkur'dan veya SGK'dan aldığı belgeyle kıdem tazminatını alabiliyorlar. Evet. Dolayısıyla bir kere aldıktan sonra tekrar ikinci defa alınacak mı? Bu konuyla ilgili yasada bir düzenleme yok. Ancak yargı yoluyla bunu deneyenler var. Yargıtay'ın bir takım kararları var. Verileceği yönünde bir takım kararları var. Verilemeyeceği yönünde. Aynı iş yerinde devam edip ikinci bir kez tazminat istiyorsa verilemiyor diye biliyorum. Ancak yargı yoluna başvurmalarını tavsiye ederim. Yeni Yargıtay kararlarında düzenleme var. Leheb düzenleme. Evet. Davayla alabilirler yani. Peki benim hemen aklıma bir soru geldi. Mesela taşeron firmasında kişinin acaba ne kadar süre çalışması gerekiyor ki bu yasadan yararlanabilmesi için? Böyle bir durum var mıdır? Yani mesela taşeron firmasıyla işte bir hafta mı oldu? Bir haftada çalışan da yine aynı koşullarda yararlanabiliyor mu? Yoksa uzun süreçte çalışması gerekiyor mu? Şimdi bakanın açıklamasına baktığımızda 4 Aralık tarihi itibariyle yaş, eğitim durumu, çalışma gün sayısı ne olursa olsun yararlanacak deniyor. Örnek olarak 3 Aralık tarihinde taşeron firmaya başlamışsa kadro verilecek. Ben evet. Bunu anlıyorum. Açıklama da bu şekilde. Az önceki emeklilerle ilgili bir kategori yaptık. Bunun dışındakilerin tamamı kadroya geçecek. Ancak kadroya geçmek için yine açıklamalardan bir tanesi şu. Mülakat yapılacak. Araştırma yapılacak. Bunların herhangi bir terör örgütüyle vesaire bağlantısı var mı yok mu? Güvenlik soruşturması yapılacak. Evet. Arkasından bir yazılı sınav yapıldıktan sonra alınacak. Ancak bu sınavların çok zor olacağını zannetmiyorum ben. Basit bir sınav neticesinde alınacaklardır. Yani bu aşamalar geçilecek. Evet, peki diğer izleyicimizin sorusu. Eşim 1,5 yıl oldu, temizlik işçisi olarak işe başladı. Acaba yasadan yararlanabilecek mi diye sormuş. Çalıştığı kuruma bağlı, şimdi onu bakmamız lazım. Çalıştığı kurum önemliymiş. Peki diğer izleyicimiz diyor ki, eşim 8 yıldır belediyede park bahçede çalışıyor. Eşime kadro var mı diye sormuş. Galiba park giriyor. Park bahçelerde bunlarla ilgili taşeron firmada çalışıyorlarsa... Evet. Kadro alacaklar. Ancak kadro şu şekilde olacak. Dediğim gibi belediyenin kuracağı şirkette istihdam edilecekler. Bunun dışında mevsimlik işçi ise yararlanamıyor. Onu belirteyim. Mevsimlik işçiler dediğim gibi 10 aya kadar. Mevsimlik işçi dediğimiz zaman ne kadar süre çalışıyor? Yani 6 ay gibi bir zaman zarfından mı bahsediyoruz? 6 aya kadar çalışmayan biz mevsimlik işçi diyoruz. Evet. Şu anda 10 aya kadar çalışma şekline dönüştürülecek. Yani mevsimin ihtiyaçlarına göre çalıştır. Örneğin olarak Çaykur'da çalışanlar. Çay toplama ve işleme zamanı bellidir. 4 aylık, 5 aylık bir süreç. Bu süreç içerisinde Çaykur bunları istihdam ediyor. Çay işi bittiği zaman evine gönderiliyor. Biz evet. Bunlara mevsimlik çalışma adını veriyoruz. Peki, telekomda güvenlik olarak çalışan kişi taşerondan faydalanabiliyor mu? Faydalanamaz. Telekom şey değil zaten, kamu kurumu değil. Kamu kurumu değil, evet. Selamünaleyküm. 1970 doğumluyum. 1986 yılında bir fabrikanın çıraklık okulu ile sigorta başlangıcı yapıldı. Normal sigortam 1988'de başladı. Emeklilik yaşım kaç olur? Kanun değişikliği var mı diye sormuş izleyicimiz. Kanuna, herhalde daha detaylı bir şekilde şimdi bunlarla lazım. İlgili staj yapanlar, çıraklıktan yararlananlarla ilgili bir düzenleme var. Bu hatta şu anda e-devletlerine girdikleri zaman sigorta başlangıç tarihi geçmişe yöneliktir. Bir yıl gibi bir kazançları var. Evet. O yalnız yasalaşmadı. Yasalaşması mecliste yasalaştığı zaman çıraklık başlangıç tarihinden itibaren bu haklarını yararlanacaktır. Yani öne alınacak.
şeyine bakmam lazım hani. Tabii içeriğine daha detaylı bir şekilde bakmış olmak gerekiyor. Ancak 3600'den yaralanabiliyor. Kıdem tazminatı alma hakkı vesaire var. 3600 dediğiniz nedir? 3600 kısaca şu şekilde açıklayayım. Kıdem tazminatı alma şartları kanunda belirtilmiş. Nedir kıdem tazminatı alma şartı? Kıdem tazminatı alabilmek için öncelikle en az 1 yıl çalışma şartı bir var. Yıl çalışacak orada. Bir yıl çalışacak. Evet. İşveren haksız nedenle işçiyi çıkaracak. Veyahut da işçi haklı bir nedenle iş akdini kendisinin feshetmesi lazım. Evet. Dolayısıyla haklı nedenle iş akdini feshettiğimiz zaman veyahut da haksız yere işten çıkarıldığımız zaman ve bir yıldan fazla kıdemimiz varsa bu gibi durumlarda her yıla bir brüt maaş tutarında kıdem tazminatına hak ediyoruz. Evet. Dolayısıyla bu şartların bir arada olması ve gerçekleştirilmesi lazım. Burada bayanlara yönelik şöyle bir düzenleme yapılmış. Evlendikten sonra bir yıl içerisinde ayrılırsanız, evlendiniz, eşiniz çalışmanızı istemiyor. Veyahut da siz artık çalışmak istemiyorsunuz. Bu gibi durumlarda hiçbir şekilde bir sebep göstermeden ayrıldığı zaman kıdem tazminatını alabilirsiniz. Emekli olduğunuzda kıdem tazminatını alabilirsiniz. Veyahut da askere gittiğinizde kıdem tazminatını alabiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı yapılanlar 3600 prim iş gününü doldurduğunda herhangi bir sebep belirtmeksizin iş akdini feshederek kıdem tazminatını almaya hak kazanabiliyoruz. Biz bunları kastediyoruz. Ancak bu dediğim gibi 99'dan önce girme şartı var. Aksi takdirde alamazlar. Peki şöyle bir soru sormak istiyorum ben. Mesela işveren işçiyi ben seni büro görevlisi olarak işe aldım dedi. Ve daha sonrasında onu temizlik görevlisi olarak yönlendirdi. Bu kişi de acaba işçisi işverenden yine tazminatını kıdemini alabilir mi? Şimdi bu uygulamada biz buna mobbing diyoruz. Fabrikalarda evet. Gezdiğimiz zaman en çok karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi de bu. Kişiyi yıldırmak, bezdirmek ve istifaya zorlamak için değişik görevlerde görevlendirilmeye çalışılıyor. Evet. Bu gibi durumlar haklı neden sayılmakta? Bu nedir? Kişi kendi görevi dışında tehlikeli bir işe giriyorsa veyahut da makine gibi bir yerde çalışacaksa önce eğitiminin vesaire verilmesi lazım. Bunun dışında daha kötü bir şeye veyahut da durumuna, kadrosuna, yaptığı işe yakışmayacak bir iş verilip de istifaya zorlanıyorsa bu gibi durumlarda iş akdini feshederek kıdem tazminatını hak edebilir. Bununla ilgili kısaca yeri gelmişken bir açıklama daha yapayım. Evet. Bu çok karşılaştığım sorunlardan bir tanesi olduğu için yeni bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeye göre 1 Ocak'tan itibaren çalışan kişilerin meslek kodu artık SGK'ya girilmek zorunda. Dolayısıyla bir kişi avukatsa avukat olarak girecek. İşte meydancıysa meydancı, makine operatörse makine operatör olarak girilmek zorunda. Girilmedi takdirde bu cezai müeyyide uygulanacağını belirteyim. Ve işçilerimizin bu mağduriyeti giderilmiş olacak. Evet. Ve bu kod dışında bir işte çalıştırılırsa bu gibi durumlarda iş akdini feshedip kıdem tazminatını alabilir, hak edebilir. Evet, peki. Bir izleyicimiz demiş ki, doğal gaz dağıtım sektörüne kadro vurur mu acaba? BOTAŞ'tan sonraki dağıtım firmaları için acaba demiş. Doğal gaz dağıtım firmaları özel firmalar bildiğim kadarıyla. Onlar yararlanamayacak. Evet, peki. Birkaç tane daha sorumuz var. İnşallah kısa bir aradan sonra devam edeceğiz efendim.